Peki tedavi gecikirse farklı bir hastalığa sebebiyet verebilir mi diye gelen sorular var. Ya da farklı bir hastalıkta karıştırılabilir mi? Hayır. Çünkü siz diyorsunuz ki saç dökülmesi hocam, izleyicilerimiz de soru başlıklarında öyle. Belki önce cildiyeciye gidiyor, bilmiyor ama kan tahlili istenildiğinde belki sinirlilik var, unutkanlık var, nörolojiye gidiyor belki de, değil mi hocam? Size gelene kadar belki zaman kaybı da olabilir. O açıdan paylaşmak istiyorum. Yani öyle bir şey olduğu zaman zaten bu tür şikayetlerle gidenlerde mutlaka ister nörolog ister cildiye hangi uzman olursa olsun, hangi hekim olursa olsun mutlaka tiroid tetkiklerini istiyor Yaptırıyorlar. zaten. Evet. Eğer öyle bir şey çıkarsa zaten ya endokrin veyahut da dahili uzmanla mutlaka yönlendiriyorlar Mutlaka. işin o tarafının halledilmesi açısından. Evet. Peki farklı hastalıkların neden olabilir mi tedavi Şimdi şöyle gecikirse? yani şöyle bir durum vardır. Eğer ki hipertiroidi ya da hipotiroidi dediğimiz yani tiroid bezinin az çalışması ya da çok çalışması eğer ki farkına varılmaz veya hasta kullandığı ilaçları bırakırsa son noktalarında hipotiroidi krizi veyahut da hipertiroidi krizi dediğimiz bir durum vardır tabii. Bunlar oldukça ciddi hayati sorunlar yaşatabilir ve bu tür hastaların takipleri yoğun bakım ünitelerinde yapılır. O kadar O kadar kriz anı. ciddidir eğer Evet. farkına varılmazsa ya da hasta kullandığı ilaçları bırakırsa. Çok sık mı görülür? Hayır. Ama böyle bir durum olursa bunlarda yani %40-50 hastayı kaybetme ihtimali vardır. Çok ciddi yere gidebilir. Bir de tabii tiroid nodülleriyle ilgili dediğim gibi mutlaka korkmamaları, ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yaptırmaları çok acı veren bir şey değildir. Ama Yani hassas bölgeye erken hocam ister dönemde istemez biraz. ama Evet. erken dönemde buna tespit edersek tiroid kanserleri özellikle foliküler tiroid kanseri ve en sık görülen papiller tiroid kanserlerinin gidişleri çok iyidir. Yani diğer kanserler gibi çok agresif seyretmezler. Ancak anaplastik dediğimiz çok hızlı seyreder. O ama diğer ikisi ki en sık görüleni neredeyse %90 civarında ikisi görülür zaten. Onun için erken teşhis etmek hasta için çok önemlidir. Bir de papiller tiroid kanseri özellikle genç kuşaklarda daha çok görülür. Yani 20'li 30'lu yaşlarda görüyoruz. Bu daha ziyade çocukluk döneminde boyuna radyasyon alan kişilerde daha çok görürüz. Genetik İlginç. yatkınlık da vardır. Tabii ama hemen ortaya Farkında olmadan çıkmaz. mı ya da o Yok yok radyasyon normal nasıl film çekilir film bilmem çekilirken bunlara bağlı etkilenen? olarak Evet. hepsinde olacak diye bir kural yok. Tabii genetik yatkınlık başka faktörler, çevresel faktörler de işin içine girmektedir. O Bütünsel. nedenle yani erken teşhis ederiz. Bir de dediğim gibi çok genç hastalar oldukları için erken teşhisin önemi burada çok önemlidir. Kesinlikle. Bir de dediğim gibi gidişi çok kötü değildir bunların. Kontrol altına alabilinecek bir Rahatlıkla sağlık kontrol sorunu. altına alınabilen, takip edilebilen hastalıklardır.